artık Türk milletinin, Türk milliyetçiliğinin ve Türkiye'nin geleceğinin Devlet Bahçeli'den bekleyebileceği hiçbir şey yoktur. O artık PKK'nın umududur. O artık Amerika'nın umududur. O artık İsrail'in umududur. Ve Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek peşindedir Devlet Bahçeli. Aynı zamanda şu anda hükümet etmekte olan Cumhur İttifakı'nı da dağıtmaya, kendi partisini dağıtmaya, bitirmeye, Cumhur İttifakı'nı dağıtmaya ve Türkiye'yi bir aynı zamanda ekonomik krizin yanında bir derin siyasi krizin içine yöneltmeye yönelik bir planın içindedir Devlet Bahçeli. Bunları saptamak zorundayız. Onun için efendim Devlet Bahçeli'nin bir ajandası var, bir gündemi var. Bu ajanda, bu gündem sonuç itibariyle PKK'yı Amerika'nın avucundan, elinden alıp yanımıza çekmek. Hayır, PKK'yı Amerika'nın elinden alamazsınız. PKK'yı Amerika'nın elinden alamazsınız. İsrail'in elinden alamazsınız. PKK ile Amerika ve İsrail arasındaki bağlar stratejiktir. PKK, Amerika ve İsrail'in stratejik piyonudur. Çünkü PKK'nın hedefi Türkiye topraklarında, İran topraklarında, Irak topraklarında, Suriye topraklarında bir ikinci İsrail devleti yaratmaktır. Kürdistan adı altında bir ikinci İsrail devleti yaratmaktır. Bu planın karşısında olan ülkeler Türkiye'dir, İran'dır, Irak'tır ve Suriye'dir ve Rusya'dır. Bu devletleri karşıya alarak uygulanan bir planda ancak Devlet Bahçeli ve PKK yanlarında Amerika'yı bulur, İsrail'i bulur. O nedenle Amerika ve İsrail'siz bir PKK amacı, hedefi gerçekleştirilemez. Amerika ve İsrail'le ancak beraber yürütülecek, hedefe ulaştırılacak bir planın piyonudur PKK. Onun için bu nesnel koşullarda ben PKK'yı Amerika'nın, İsrail'in elinden alırım. Devlet Bahçeli'nin zaten böyle bir niyeti yok. Devlet Bahçeli belli kuvvetlerin güdümünde, denetiminde olan bir siyasi kişilik olarak böyle bir planın içine itilmiştir. Bu planın başında Devlet Bahçeli falan yok. Türk Devleti de yok. Bu planın başında PKK'yı büyütmek isteyen, Türkiye'nin başındaki belayı büyütmek isteyen Amerika ve İsrail var. Onu çok açık bir şekilde saptayalım ve bu Türkiye'yi kaosa sürüklemek, bütün Türkiye'nin devlet kurumlarını ve Türkiye'nin dayandığı çok önemli siyasi partileri vesaire bir kargaşalık içine itmek, Türkiye'de bir kaos yaratmak, kargaşalık yaratmak ve bu koşullarda Amerika ile İsrail'in ikinci İsrail planını uygulamak. Şu anda Devlet Bahçeli'ye bu rol verilmiştir. O kendisine verilen rolü oynamaktadır. Oyuncudur. Oyun kuran değil, bu süreçte bir oyuncu olarak tarih sahnesine itilmiştir. Ama değerli vatandaşlarım, değerli basın mensuplarımız, tarih sahnesine çıkan bir Türk milleti var. Tarih sahnesine çıkan bir Türkiye işçi sınıfı var. Tarih sahnesine çıkan bir Türkiye çiftçileri, köylüleri var. Türkiye'nin çarşıları var. Esnafı, zanaatkarı, sanayicileri var. Türkiye'nin aydınları, memurları var. Onun için tarih sahnesi yalnız Devlet Bahçelilerin, PKK'nın, Amerika'nın ve İsrail'in eline bırakılmış değildir. O sahnede Türk milleti var. O sahnede Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. O sahnede Vatan Partisi var. O bakımdan bu plan kesinlikle bozulacaktır. Ve bozulması için bu planın, bu Amerika-İsrail planının, Devlet Bahçeli'nin sahneye itildiği, oyuncu olarak görevler üstlendiği bu planın bozulması için bütün vatanseverleri, bütün Türk milletini, Kürtüyle, Türküyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, bütün Türk milletini göreve çağırıyoruz. Vatan Partisi olarak. Ve bu görevin başındayız. Türkiye'yi kesinlikle böldürtmeyeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde
Amerika İsrail güdümlü PKK'ya hiçbir yer yok. Mecliste PKK'ya yer yok. Bu millet mecliste PKK istemiyor.